Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Abartmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Enerjik, dinamik, bilgi dolu. Yine YouTube takipçilerime özel harika bir tarifim var. Burada hemen güzelce güzel bir çorbamı görüyorsunuz. Smoothie'mi görüyorsunuz. Bakalım neler çıkacak bu videodan. Bu videom sadece 5 günde 5 malzemeli 3,5 kilo kaybettiriyor. Evet, 3,5 kiloya veda edeceğiz. Hem de bu kadar az malzemeyle, sadece 5 malzemeyle. Bakalım neler neler olacak. Bu videomla size nereden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu tarz diyetler hem diyete daha çok motive olmamızı hem de bu kadar az malzemeyle daha pratik, daha ekonomik hem de daha güzel sonuçları almamızı sağlayabiliyor. Çünkü bu benim YouTube sayfamda videolarımı öğrenciler de izliyor, ev hanımları da izliyor, maddi kesimi iyi olan da iyi olmayan da herkes izleyebiliyor. O yüzden bu tarifler sizlere feyz olsun diye çekiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna. Eğer yine bu videonun bir arkadaşınıza yapmak istiyorsanız arkadaşınıza göndermeyi muhakkak unutmayın. Şimdi 5 günde 5 malzeme ve 5 gün aynı şeyleri yiyip içiyoruz. Neler var? Öncelikle bu diyette yapmanız gereken 3 kural var. Her gün muhakkak yapılacak bunların dışında. Her gün 10.000 adım atılacak. Muhakkak günlük en az 12 bardak su içilecek. Ve yemekleri yavaş yavaş yiyeceğiz. Çok çiğneyeceğiz. Çünkü neden? Çiğnedikçe tokluk hissi gelecek ve çiğnedikçe çok daha çabuk doyacağız. Kendimizi aç hissetmeyeceğiz. Öncelikle bu diyetimi anladığınız kadarıyla 5 günde günde 2 öğün besleniyoruz. Öncelikle ilk öğünde 5 malzememiz var. Nedir bu malzemeler? Öncelikle bu smoothie'nin içinde neler var? Ananasımız var. Ananas hızlıca şişkinliğimizi ve ödemimizi atacak. Zencefilimiz var. Zencefil ateş etkisinde hızlıca yağları yakacak. İçinde maydanoz var. Maydanoz ile zayıflamamızı destekleyeceğiz. Tok tutacak ve bize lif etkisi sağlayacak. İçinde ne var? Limon var. Yine limon yağlarımızı yakacak. Ve bu smoothie'nin yanına olarak da şöyle 20-25 tane siyah zeytinim var. Özellikle siyah zeytin istiyorum çünkü hem tok tutacak hem de vücuttaki yağ ihtiyacının, günlük yağ ihtiyacının %80'ini buradan karşılayacağız ve uzun süre tok tutacak bizi. Zeytin bir meyve ama en sağlıklı bir meyve ve en tok tutan meyvelerden bir tanesi. Özellikle siyah zeytin olur. Hatice hocam siyah zeytin yemiyorum derseniz yeşil zeytin olur. Hatice hocam hiç zeytin yemiyorum derseniz de yine ceviz kullanabileceksiniz bunun yerine. Bunu sabah hazırlıyoruz. Sabah uyandınız. Saat 11-12 gibi. 10'da da olabilir. Nasıl istersin ya da yanınıza yapıp işe de götürebilirsiniz bu tarifimi. Bunu uyguluyoruz. Kahvaltıdan önce yine bir Türk kahvesi içebiliriz. Aralarda yine Türk kahvesi bitki çayı olabilir. Bu şekilde geçireceğiz. Eğer aralarda yine çok acıkırsanız, çok acıktım derseniz ceviz ya da siyah zeytin yine yiyebilirsiniz. Burada harika bir çorbam var. Hatta bugün benim akşam yemeğim olacak kendisi. Yememek için zor tutuyorum kendimi. Şöyle güzel cam kasem de var gördünüz. İnanılmaz güzel. Bayıldım. Tarifi böyle o kadar güzel özenerek hazırladım ki anlatamam sizlere. Ve sadece bu çorba 5 malzemeli. Çok heyecanlıyım. Neler var bu tarifimde? Öncelikle 6 kaşık yoğurt, 6 kaşık yeşil mercimek, 1 şişe maden suyu, 1 tutam nane ve dereotu ve 2 adet salatalık. Bunların hepsini bir kaba ekliyoruz ve bunu tüketiyoruz. Hem uzun süre tok tutuyor hem de içeriğindeki yeşil mercimek sayesinde bu kadar kısa sürede kilo verirken yağdan kilo kaybediyorsunuz, kastan kaybetmiyorsunuz. Bunları 5 gün boyunca uyguluyoruz. Sabah hem smoothie hem zeytinim olacak. Zeytin yenmeyebilir, hiç tercih edilmeyebilir. Hatice hocam ben zeytin hiç yemeyeceğim derseniz sadece sabah akşam bu şekilde geçirebilirsiniz. Bugün benim akşam yemeğim olacak. Buna ben manken çorbası diyorum. Buna da yağları yakan smoothie diyorum. Güzel bir gün diliyorum. Yine sizlere harika, umarım feyz verecektir. Kimler başlayacak bu detoksuma? Bu detoksa ne diyelim? Instagram'da yeni çektim. Ya kraliçe detoksu diyelim ya da manken detoksu ya da bikini detoksu. Siz belirleyin bakalım kimler kimler uygulayacak. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. 5 günde 3,5 kiloya veda etmek isteyenler muhakkak videomu not alsınlar. Hemen izlesinler ve hemen başlasınlar. Sizleri çok seviyorum. Tariflerle ilgili detaylar, sorular kısmına, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar, yeni challenge'lar gelecek. Sizleri çok seviyorum.